Bugün harika bir pedal incelemesiyle karşınızdayım. Universal Audio UAFX Plateverb Heavenly. Cennet gibi soundlar vaat ediyor. Daha önce kanalda Universal Audio UAFX Golden Reverb pedalını incelemiştim. Onun içerisinde birçok algoritma vardı. Heavenly de plate algoritmasını içeriyor. EMT 140 simülasyonu gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde 3 farklı plate var. A, B ve C. Bu platelerin her birinin soundu farklı. Lafı uzatmaya hiç gerek yok. Hemen pedal board'uma Heavenly'yi bağlayayım. Birlikte soundlarına bakalım. Önce temiz sinyali bir duyalım. Temiz sinyalim Dream 65'ten geliyor. Üzerinde herhangi bir reverb açık değil. UAFX Plate Reverb Heavenly'nin üzerinde bir decay parametremiz, predelay'imiz, equalizer'ımız, modülasyonumuz, mix düğmemiz. Buradan 3 farklı plate seçebileceğimiz bir switch. Arka tarafında da modülasyonun hızlı veya yavaş olabileceğini seçebiliyoruz. Şimdi pedalı aktif hale getirelim. Mesela modülasyonu kapatalım. Predelay'i ortaya getirelim. Decay'imizi de ortaya getirelim. Equalizer'ımız da ortada olsun. Oldukça tatlı bir sound'u var. B plate'ini alalım. Reverb kuyruğunun biraz daha parlak duyulduğunu hissediyorum. C plate'ini alalım. Bu da oldukça tatlı bir karaktere sahip. Şimdi birazcık modülasyonumuzu deneyelim. Modülasyonumuz kapalıydı. %25 seviyesine getirdim. Arka taraftaki modülasyon switch'imiz de şu anda slow'da, yani yavaşta. Çok tatlı bir chorus'la reverb karışımı gibi bir sound elde ettik. Modülasyonu %50'ye getiriyorum. Modülasyonu %75'e getirelim. Artık reverb kuyruğundaki bozulmalar dikkatinizi çekmiştir. Tekrar %50'ye getiriyorum. Arka taraftaki modülasyonumuz yavaştaydı. Modülasyon düğmemizi hızlıya getirdim. Şimdi chorus'tan biraz daha vibrato'ya dönük bir modülasyon elde ettik. Biraz da equalizer düğmemizi size göstermek istiyorum. Modülasyonu kısıyorum %25'e. Equalizer ortadaydı. Şimdi equalizer'ı sola doğru çevirdim. Bakalım nasıl bir etki edeceğiz. Duyduğunuz gibi daha karanlık bir sound'a sahip bir reverb'ümüz oldu. Yani daha kapalı bir reverb'ümüz oldu. Şimdi equalizer'ı %75 seviyesine getiriyorum. Daha tiz bir reverb duyacağız. Equalizer'ı en sona getirdim. Çok daha tiz bir reverb'ümüz oldu. Tabii ki buradaki farklı plate'lerde farklı equalizer ayarları denemenizi tavsiye ederim. Mesela çok parlak bir plate ise sizin için equalizer'dan birazcık tizleri kapatabilirsiniz. Ya da tam tersi, eğer plate size karanlık geldiyse equalizer'la biraz daha parlatabilirsiniz. Predelay kullanmak tamamen size kalmış ama plate reverb'lerde predelay kullanmak gerçekten güzel bir etki ediyor. Predelay ne işe yarıyor? Normalde vurduk, reverb'ün kuyruğu anında geliyor. Fakat predelay'i açtığımız zaman reverb'ün kuyruğu gecikmeli olarak geliyor. Yani erken yansımalar gibi düşünebilirsiniz predelay'i. Gördüğünüz gibi reverb kuyruğu biraz daha gecikmeli geldi. Şimdi decay parametremizi sonuna getiriyorum. Ortadaki play'de geldim. Modülasyonu yine %50'ye getirdim ve yavaş bir modülasyon istiyorum. Çünkü ambient bir reverb yaratmak istiyorum.
DTC'ye aldım. Mix'i de biraz arttırdım. Modülasyonu biraz kısacağım. Predelay'i birazcık kısacağım. Mix'i sonuna kadar getiriyorum. Equalizer'ı da açıyorum, modu da açıyorum. Her şeyi sonuna kadar getireceğim. Bakalım ne olacak. Oldukça garip bir sound oldu. Ben beğenmedim açıkçası. O yüzden modülasyonu bu kadar yüksek kullanmamak lazım. Equalizer %75'te, modülasyonu %25'te, decay'im sonda, predelay'imi de %25'e getiriyorum. Mix'im %75'te. Bir de böyle deneyelim. Evet, bu istediğime daha yakın bir sound oldu. Siz de çeşitli denemeler yaparak kendi beğeneceğiniz türde bir room reverb'e yakın daha kısa bir reverb de elde edebilirsiniz. Bu şekilde uzun ambient reverb'ler de elde edebilirsiniz. Room demişken biraz da kısa bir reverb deneyelim. Decay'i tamamen kapattım. Diğer ayarları aynı bırakıyorum. Hatta predelay'i de kapatalım. Gördüğünüz gibi çok daha kısa bir reverb elde ettik. Buradan plate'i de değiştirelim. Equalizer'ımızı da ortaya getirelim. Modülasyonu da kapatalım. Bakalım nasıl bir sound elde edeceğiz. Mix'i de biraz geri çekiyorum. Oldukça güzel. Fakat bana reverb'in kuyruğu birazcık parlak geldi. O yüzden Equalizer'ı birazcık daha sola çevirdim. Mix'i de biraz azalttım. Dolayısıyla reverb etkisini minimumda istiyorum. Bu şekilde farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Şimdi gelelim yorum ve gözlemlerime. Heavenly boyut olarak oldukça küçük yapıda Universal Audio'nun kompakt pedal sınıfında yer alıyor. Arka tarafındaki moderate düğmesi bize slow yani daha chorus gibi modülasyon efektleri sunuyor. Fast'a çektiğimizde ise daha vibratoyu andıran modülasyon efektlerini sunuyor. Yan taraftaki bypass seçenekleri oldukça güzel. İstersek true bypass, istersek trail bypass yani buffer bypass gibi kullanabiliyoruz. Yan taraftaki USB portu sayesinde Type-C ile bilgisayarımıza bağlayıp UA Connect uygulamasıyla pedalın güncellemelerini yapabiliyoruz. Dijital bir pedal olduğu için içerisinde DSP yer alıyor. Güncelleme seçeneği sunulması oldukça güzel. Yine kompakt formda bir pedal olduğu için daha az güce gereksinim duyuyor diğer Universal Audio pedallarına göre. 250 mAh'lik izole bir power supply ile Heavenly'yi besleyebiliyoruz. Eğer ufak bir pedal board yapmayı düşünüyorsanız Universal Audio'nun kompakt pedalları gerçekten güzel. Malzeme kalitesi de gerçekten iyi. Veya büyük bir pedal board'unuz vardır fakat reverb'e ayıracak yeriniz azdır. O zaman yine Heavenly güzel bir tercih olacaktır. Tabii ki plate reverb seviyorsanız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Nokta virgül dahi olsa bu videoya bir yorum bırakmadan ayrılmayın lütfen. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son olarak unutmadan El Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Ürün linklerini video açıklamasına bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bu videonun uzun halini El Stüdyo'su YouTube kanalında bulabilirsin. Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma.